Ben aile kurumuna çok inanan bir insanım. Aile koruyucu bir mekanizmadır ve bunun illaki korunması gerekir. Dizilerde artık haftalık alamayan ben genç oyuncu duydum. Dedim sigorta yok. Gülsem dedi peki dedim niye yani tabii hem yüzüm görünsün hem de öğlen ve akşam yemeği yiyorum dedi. Bu ne kadar dramatik bir şey biliyor musunuz? Bu söylenen rakamları kim nasıl alıyor ben hala çözmüş değilim. Niye tutmuyor diziler? Niye izlenmiyor? Çünkü çok basit ve yavan. Ben bizim toplum yapısına ters düşen, onu zedeleyen, insani ilişkileri zedeleyen bir şeyle oynamam. Eski solcu. Solcunun eskisi olmaz biliyor musun? Çakma solcuya diyorum ben bunlara. Yahut bunlar yalancı solcu, sahte solcu. Okudum gazetede dehşete düştüm. Bir takım kendini bilmezler şey yapıyormuş. Onları böyle kötüleyici bir takım. Hayır onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kızdığınız isimler var mı? Birçok var. Şimdi kızmıyorum onlara acıyorum ve üzülüyorum. Sinema ve tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Şimdi 45 yılı aşkın bir süredir biz sizi tiyatro ve sinema oyuncusu olarak biliyoruz. Sahnelerde, televizyonlarda görüyoruz, izliyoruz. Son olarak Türkiye sizi Aşk-ı Memnu dizisinde Ahsen Hanım olarak, namı diğer hala olarak izledi. Sadece Türkiye değil, bütün dünya hatta izledi. Ve dizi ve o karakter, sizin canlandırdığınız karakter çok sevildi. Şimdi tabii Aşk-ı Memnu'dan bahsediyorum ama o günden bugüne neler yapıyorsunuz? Pandemi sürecinde çalışmalarınız ne yönde merak ediyoruz. Şimdi Aşk-ı Memnu çok önemli bir diziydi gerçekten. Peki niye çok önemli bir diziydi? Çünkü üstüne oturduğu zemin Türk Edebiyatı'nın en önemli imzalarından biri Halit Ziya Uşaklıgil. Onu senaryo haline getiren iki tane çok önemli senaristimiz vardı. Ve oyuncu listesi yani cast çok doğru bir şekilde oturmuştu. Bu her zaman olmuyor. Yani yüz olarak, duygu olarak herkes çok doğru bir şekilde yerine oturmuştu. Yani yüzük taşı gibi. Anlatılan hikaye sahici bir hikaye. Bu da çok önemli. Mesela Aşk-ı Memnu'da yaşayan bir takım insanların artık torunların torunları diyelim. Hala Büyükada'da falan yaşıyor. Evet. Yaşanmış bir hikaye. Evet, evet. Ve bence en önemli mesaj da şuydu. Toplum değerlerine ters düşen bir ilişki ama sahici bir duygu bu. İnsanlar hayatlarında yanlış yapabilirler. Ama finalde cezalandırılıyor. Hayat onları cezalandırıyor. Şimdi bu da topluma iyi geldi. Hani bavullarını alıp Paris'te yaşamaya gitselerdi bu kadar tutulmayacaktı. Gerçek bir dram. Bu bakımdan tuttu. Çok iyi bir duygu seli yarattı. Çünkü dünyada farklı kültürlerden de olsak ana bir takım duyguları paylaşıyoruz. Bu nedir? Nefret, sevgi, barışın yanında olmak, psikopat değilsek tabii. Yahut işte yardımlaşma. İşte buradan bütün dünyayı tuttu. Hala karakterine gelince, hala bizim ailelerimizde de, bakın halayla amcanın yeri farklıdır, evet. Dayıyla teyzeninki farklıdır. Evet. İkisi de çok sevilir. Ama mesela hala ailenin, tabii eski aile. Hala. Evet, ailenin mesela mücevherlerini o korur. Evet. İşte bir takım şeylerde o aracı olur. Onda toplanır sırlar. Aynen, bravo. Amca da öyle. Mesela arkadadır. Peki dayı ne yapar? Mesela erkek çocuğu çapkınlığa götürür, alıştırır. Evet. Ya ilk içkiyi ondan içer. Ya işte ilk gazinoya o dönemlerde götüren. Onunla gider. Teyze, anne yarısı bir takım sırları paylaşır. Ama halayla sır paylaşılmaz. O tür çok duygusal mesela işte ben komşunun oğlundan hoşlanıyorum diyemezsin. Ama teyzeyle bu yakınlık vardır. Büyük anne abla gibi. Anne kaynaklı bir yakınlık değil evet, mi? Evet evet. Bu otorite aile kurumlu. Ben aile kurumuna çok inanan bir insanım. Aile koruyucu bir mekanizmadır ve bunun illaki korunması gerekir ve sınırlarının da çok doğru çizilmesi gerekir. Yani birbirini ezerek, şey yaparak otorite kurma değil, sevgiye ve saygıya dayalı
karı koca arasında da öyle. Laubalilik asla olmadan. Yani biz Engin'le 40 yıldır evliyiz. Saygısız konuşma sınırına geldiğimiz zaman dizginleriz kendimizi. Yani çünkü evlilik çok kırılgan bir kurum. Gitti mi gidiyor. Gidiyor değil mi? Ha, evet. Bence bu bakımdan. Yani içselleştirdiğimiz bir karakter, dizi olarak hayata bütün anlamıyla dokunan bir diziydi. Evet. O yüzden çok sevildi. Siz de zaten hani müthiş bir karakteri canlandırdınız. Çok sevdim, başarılı evet. Bir şekilde. Sevmeseniz belki o kadar içten de oynayamayabilirdiniz. Oynardım. Profesyonellik ayrı başka bir şey. Evet. Başka bir şey. Peki evet. Yeni dizi teklifleri geliyor mu? Şu aşamada çalışıyor musunuz? Şimdi bu çok can alıcı bir soru. Şimdi benim yaştaşlarım tabii ki daha az teklif alacağız. Ben burada gençleri ön plana almak istiyorum. Çünkü biz kariyerimizi az çok yamuk yumuk yaptık. Bundan sonra bizim için ekstralar başlamış diyelim. Ama gençlerin kariyer yapma. En önemlisi hayatlarını kazanma diye bir olay var. İnsan bir profesyonel hayatını mesleğinden kazanmalı. Benim tanıdığım gençler başka işler yapıyorlar. Yani mesleklerinde eskimek diye bir olay vardır. Bir de en önemlisi ressam olun, heykeltıraş olun, oyuncu olun, ne olursanız olun, gazeteci olun. Usta çırak ilişkisine ben çok önem veririm. Benim kuşağımın şansı biz çok önemli ustalarla çalıştık. Şimdiki gençlerin bu şansı yok. Yani bir dizide oynuyor. Bir tiyatro oyununda kör topal bir rol buluyor, oynuyor ama... Rol model mi eksik günümüzde? Hem rol model eksik hem de seni yetiştirecek ustalar eksik. Yani şu anda usta olacak insanlar... şeyin arkasına çekildiler, sütrenin arkasına çekildiler. Artık yani onların öğrenci yetiştirecek şeyleri yok, pozisyonları kalmadı. Oysa usta çırak ilişkisi sanatta ve zanaatta. Ki ben bütün sanatçıların bir yanıyla da zanaatçı olduğunu söylerim. Biz bir anlamda da zanaatçıyız. Bu yanları eksik kalıyor. Toplumla ilişkileri çok yamuk. Yani bir dizide parlıyor, ondan sonra yok. Bu şimdi psikolojik olarak bunları mahvediyor. Çöküntü haline geliyor. Yaşayamıyor bu çocuklar. Yani örneğin dizilerde artık haftalık alamayan ben genç oyuncu duydum. Dedim sigorta yok. Gülsem dedi. Peki dedim niye? Yani tabii hem yüzüm görünsün hem de öğlen ve akşam yemeği yiyorum dedi. Bu ne kadar dramatik bir şey biliyor musunuz? Yan rollerden biri. Ama izleyici öyle bilmiyor. Bilmiyor. O gördüğü televizyonda o ışıltılı, o güzel hayatlarda oynayan dizi karakterleri böyle çok güzel evlerde yaşıyorlar. Altlarında son model arabalar, çok zenginler. Öyle biliyorlar ama. Hayır, böyle bir şey yok. Bakın ben sendikacıyım. Sinesen'de iki dönem sendikacılık yaptım. Sonra bir takım oyuncu örgütlerinde çalıştım. Ben bizim şeyi çok iyi tanırım. Dünyayı çok iyi tanırım. Bu söylenen rakamları kim nasıl alıyor ben hala çözmüş değilim. Yok böyle bir rakam hiçbir zaman. 45-50 yıldır bu işin içerisinde. Evet, yok böyle bir rakam zaten. Biraz matematik, benim matematiğim çok zayıftır. Biraz matematik biliyorsanız 4 oyuncuya bölüm başı 50 bin verse yani pardon bu trilyon mu kazanıyor? Ha birkaç kişi bunu alabiliyor. Nasıl alabiliyor? Dışarıya satılıyor. Oradan bir anlaşmasına yazıyor bunu. Herkes anlaşmasına bu şeyi koyamaz. Ama duyuyoruz da bazen X bir oyuncu bölüm başı 250 bin TL. Mümkün mü bu? Mümkün mü? Gazetelerde okuyoruz. Ya vallahi gazetelerde neler okumuyoruz? Politikacılar için neler okuyoruz? Peki niye böyle bir haber çıkar? İşte yani bence vergi daireleri bunun peşine düşsün derim ben. Yani bir oyuncu bölüm başı 250 bin alıyorsa, 4 kişi alsa 1 milyar eder. Bu bütçesi ne ki bunun? Mesela bir reklam filmi duyuyoruz. Deniyor ki X kişi bu reklam filminde oynadı 450 bin TL aldı. Yani bilemiyorum. Bu akla ziyan bir şey. Bir de bakın şöyle bir şey var.
Yani hakikaten bu mümkün değil. Şimdi siz dizilerde bakıyorsunuz, 10 kişi, 15 kişi gördünüz. Arkada 50 kişi çalışıyor bize. Çalışıyor değil mi? Evet. Ya çaycısı, çorbacısı, teknik ekip, teknik ekibin yardımcısı, bazen çift ekip, bazen 3 ekip. Günde 18 saat çalıştığımız oluyordu bize. Peki sektörel anlamda bir sıkıntı, bir kriz var. Tabii. Müthiş ağır. Bir kriz var, ağır bir kriz var. Evet. Bu da size yansıyor. Haliyle yeni dizilerde veya yeni projelerde yer alamıyorsunuz. Alamıyoruz. Kimse alamıyor. Yani görün, ben üzülüyorum. Arada bir böyle seyrederim ben. Bir dizi 3 bölüm sonra kalktı. Tam da onu söyleyeceğim. Evet. O kadar çok dizi var ki televizyon kanalında. Evet. Bazen ikinci bölümde final yapılıyor. Olmaz. Şimdi ona göre kendi planını yapıyor gelen oyuncu. Belki yeni bir eve çıkıyor, birikmiş borçlarını ödüyor, alacağım nasıl oradan diye. 3 bölüm sonra bitiyor. Zaten... Niye tutmuyor o diziler? Niye izlenmiyor? Çünkü çok basit ve yavan. Yani şimdi siz Aşk-ı Memnu'yu dediniz. İşte bir takım o dönemde oynayan diziler niye döne döne oynuyor? Hala oynuyor. Niye Yeşilçam filmleri hala izleyici buluyor? Çünkü... Türk halkıyla ya Türk halkına yakın duyguda olan duygudaşlarda bir şey buluyor, karşılık buluyor. Bunlar kız oğlana aşık, oğlan kıza aşık. Çarpık ilişkiler, garip garip ev ilişkileri, bilmem neler. Yani bunun için herkesin üniversitede kariyer yapmış olması gerekmiyor. Sıradan izleyicinin, halk dediğimiz ki ben özüne çok inanırım onun... Bir şeyi sevmedi mi illa ki onun bir nedeni vardır. Vardır değil mi? Ya geleneksel bir gelişi var. Toplumsal vardır, bir toplumsal. Altyapısı vardır. Ha. Şimdi siz mesela ıstakoz 5 lira oldu deyin, kimse gidip ıstakoz almaz, evet, biliyor ama musunuz? Ama hamsi 5 lira deyin kapış kapış alınır. Peki niye? O kültürümüzde yok, bizim yemek içme kültürümüzde. Ha bu kötü bir şey mi? Yok. Geleneksel bir yapı. Biz de böyleyiz. Biz de böyleyiz. İşte Çinliler böcek yiyor, bilmem ne. Biz yemiyoruz. Afrikalılar kurt yiyor. Bir takım şeyler yiyor değil mi? Çekirge yiyor. Yani yiyor, 25 yiyor. Kuruş desen pazarda kimse alır yemez. Ha, bu bir mutfak zevkidir. Bu bir giyim, bu bir gelenek, görenek. Bu bir duygudur. Duygularımız ama bu toprağa ait. Ama siz hissediyorsunuz değil mi? Mesela senaryoya baktığınızda, tamam dizide oynayacağım ama ya bu iş tutmaz dediğiniz oluyor mu? Oldu tabii. Ben bir diziyi bıraktım bir sezon sonra. Benim toplum yapısına ilişkin görüşlerime aykırı, düzeltin bunu dedim. Düzeltemediler yani senaristin yani kafası basmadı. Sizin kurallarınız da var değil mi? Tabii var. Yani ben bizim toplum yapısına ters düşen, onu zedeleyen, insani ilişkileri zedeleyen bir şey de oynamam. Mesela sorumluluk isim vermeyeceğim ama siz tahmin edeceksiniz. Şimdi sürekli yazdığı kitaplardan da, söylenlerinden de, belgesel de çekti son dönemde, izledim, çok da başarılı bir belgesel. Sürekli sol söylemde bulunan bir isim, eskiden hekimlik yapmış, şimdi oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik yapıyor. Bir dizide oynuyor. Dizinin her sahnesinde silah, her sahnesinde kadına yönelik şiddet, her sahnesinde hemen hemen... amiyane sözler, küfürler var. Yani oyuncunun fikriyle zikri niye tutmuyor? Tutmuyorsa niye oynuyor o işte hala bulunuyor ya da? Bu bir bilinç meselesi ve sorumluluk meselesi. Yani ama kamera kapandığı zaman bakıyoruz, yazdıklarını, söylediklerini o kadar güzel şeyler söylüyor ki. İşte yani yaptığından kişiliğinin uyuşmuş olması gerekiyor. Yani diyelim solcu diyoruz. Şimdi ben bu şeye karşıyım. Çünkü niye? Eski solcu. Solcunun eskisi olmaz, evet. Biliyor musun? Çakma solcuya diyorum ben bunlara. Yahut bunlar yalancı solcu, sahte solcu. Çünkü solculuk, sağcılık nedir? Ben sağcıyım dediğin zaman sağ tandansın, değerlerine sahip çıkan insansındır. Evet. Yani sağcıyım deyip bar pavyon dolaşamazsın. Anlatabiliyor muyum? Ya sahtekarlık yapamazsın. 5'e alıp 25'e satamazsın. Onun da bir etiği var. Sağda durmanın da. Şimdi solun da ben solcuyum. Solcusun da sen toplum değerlerini çürütücü
bir mekanizmaya niye hizmet ediyorsun? Tam da evet sordu. Olmaz da böyle bir şey. Yani ben silaha çok karşı bir insanım. Şimdi bakın, çünkü şuur altı diye bir şey var. İnsanlar bunu izliyor. Ya benim niye bir tabancam yok diyor. Ben niye arka cebime bir bıçak görüyor? Veya mesela 10 yıl önce psikopatların dışında kimse karısının boynunu kesmezdi. Şimdi o kadar böyle bir şey kabul etmiyor mu? Sokuluyor ki. Çünkü şiddet olağanlaştı. Olmaz. Olağan bir şey haline geldi. Hayır. Zaten bu pandemi olayı, bu ekonomik zorluklar, işte bu kariyer meseleleri, yani bir devlet dairesinde çalışan da bir kariyer şeyi var değil mi? Evet. Barem atlayacağım, bilmem ne yapacağım. Şimdi herkes böyle bir belirsizlik ve bir şey, acaba ben COVID olup da öleceğim mi? Bir de o var hepimizin beyninin arkasında. Çift maskeler takıyoruz, manyak gibi böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyoruz. Yani koruma şeyinde maske takma zorunluluğu var ama işte çift maske, bilmem ne falan gibi korkularımız var. Bu zaten benim ülkemde, bütün dünyanın ülke insanları da hafif sıyırdılar amiyane tabirle. Yani yarın ne olacağımız belli değil. Ben kapıya çöp koymaya çıkıyorum, korkuyorum. Geçen de biri böyle maskesiz benden konuşmak istedi, rica ederim dedim ki en sevmediğim tavır o. Ama bilmiyorum ki adam Covid midir nedir yani. Ha. Bütün pandemi süreci de hayatımızı etkiliyor ama evet. Biraz da galiba o bilinç düzeyinin oyuncuda da yüksek olması gerekiyor. Bilinç, o da toplumun bir kişisi. Yani sanatçı olmak hiçbir zaman bizim yakamıza taktığımız bir gül, bir madalya değil. Yani ben manavdan, memurdan, askerden, tarlada çalışan insandan farklı değilim. Şimdi toplumda bu da bu şekilde hep verir. Sanatçı üst yapı. Hayır efendim. Ben kim için yapıyorum bunu? Halk için. Halktan kendimi böyle ayırırsam çok ahmakça bir şey yapmış olurum. Yani sanatçı ne bileyim halktan hiçbir şekilde kopmamalı. Nasıl? Ben hep onu derim. Hakimler cübbeleriyle dolaşmıyorsa, doktorlar stetoskoplarıyla dolaşmıyorsa, ben de makyajımı çıkarırım dışarıda. Sosyal hayata karışırsın. Karışmam gerekir. Gülsen Hanım, sizi biraz geriye götüreceğim. Zilli Zarife'den. Biraz böyle tabii ki sahne dünyasında çok şey değişmiştir. Sizin hayatınız 45 yıldan fazla oldu. 50 toplum küsur. 50 yıl oldu. 50 küsur yıl oldu. Toplum değişiyor. Her şey değişiyor hemen hemen. Ama gerek oyunculukta, gerek seyircide, gerekse toplumun o sanata bakışında mesela siz ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? 50 yıl öncesiyle bugüne geldiğinizde o değişimi birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz? Şimdi bu toplum dinamikleri çok değişti. Yani toplum anlayışları çok değişti. Tüketim toplumu değildik. Bir kere hem Türkiye olarak hem dünya olarak ağır bir tüketim şeyine itildik. Benim zamanımda terziler vardı. Çorap çeken kızlar vardı mesela Beyoğlu'nda. Şimdi bir açtım atıyorsun o ne çekileceğime şimdi. Öyle bir meslek vardı. Örücüler vardı. Hı hı. Hani bir yeri ceketinin şey olduğu zaman örücüye verir. Şimdi çöpe atıyorsun. Çünkü öyle bir meslek. Bakırcılar vardı gibi. Birçok sanat ve zanaat kolu yok oldu. Neye bağlı olarak yok oldu? Tüketim toplumu. Kullan at. Bu sadece eşyalarla ilişkimizde değil. İnsani ilişkilerde de yansıdı. Tabii. Her şeyi tüketiyoruz. Dostluklar tüketiliyor, akraba ilişkileri tüketiliyor. Ay şimdi annemlere mi gideceğim, ay şimdi kayınvalideme niye gideyim, ay kayınpeder, ay artık onlar da çok... Ya, hayır, eskiden sevmesen bile onları benimseme şeyim vardı. Nezaket vardı. Nezaket vardı, ya. Bilmem ne vardı. Yani işte mesela ben iki kere evlendim. Hep onu derim. Kayınvalide yanında ben çok şanslıyım. Ayrıldığım eşimin annesi bana kızım dedi. Ben ona hep anne dedim. Sevdik birbirimizi, yani boşandım diye kayınvalidemle de boşanacak değilim. Evet. Kayınpederim ona keza. Şimdi bu ilişkiler yok oldu. Çünkü büyük evler yok oldu. Çocuk kreşe gidiyor. Oysa çocuk bir anlamda aile içinde de eğitilmeli. Yani anneanneyle, dedeyle, dayıyla, amcayla ilişkileri olmalı. O görgüyü kayıp mı ettik? Mesela tiyatro izleyicisi
atıyorum 20-30 yıl önce, 40 yıl önce nasıldı, şimdi daha mı düşük bir profilde veya çok, sinema izleyicisi? Bakın, çok saygılı ve çok sevgili ilişkimiz vardı. Bize şu kültür verildi. Makyajını yapmadan, makyajını silmeden dışarı çıkmayacaksın. Sahnedeki kostümle çıkmayacaksın. Seyirci dağılmadan çıkmayacaksın. Yani yüz göz olmayacaksın seyirciyle. Şimdi bir planda oynuyor. Benim hiç internet kültürüm yok. Ben kapattım kendimi ona. 36 tane pozunu ben magazin programlarında izliyorum. Gazetelerde izliyorum. Yani dudağını şişirerek çocuklar pozlarını. Şimdi böyle garip bir şekilde kendilerini topluma dayatma şeyleri, yani bu ne, fizik şeyleriyle, şanslıklarıyla, işte göğsüyle, dudağıyla, gözüyle, bilmem nesiyle. Bu sadece oyuncular değil, sıradan insanlar da bunu yapıyor. Yani klipler çekip internete veriyorlar. Yani bu hangi ihtiyaçtan olur Allah aşkına? Ya ben şaşkınlık içinde izliyorum. İnsanlar kendilerini nasıl böyle açabilirler? Özel hayat diye bir şey vardır. Kimsenin özel hayatı kalmadı. Herkes her şeyi biliyor. Biliyor değil mi? Bu çok çirkin bir şey ama. Yani ben demiyorum böyle umacı gibi gizemli yaşayalım. Ama mesela benim çok açıktır. Benim hayatımın hiçbir kapalı devresi yoktur. Ama bana... Mahveniz mutlaka vardır. Tabii vardır. Bakın benim... Tahmininizin ötesine çok tanıdığım insan var. Artık yani isimleri unutuyorum, resimden filan. Ama 3 tane dostum vardır. 3 tane. Sadece 3 tane. Mesela biri Güler Ökten'dir. Benim baş tacımdır. Kız kardeşim olsa bu kadar yakın olurdu. Sırlarımızı bilir. Ama 3 kişi. 4 kişi olmadı bu hiçbir zaman. Benim özelim olacak. Olur mu öyle bir şey? Yani özel, özünü korumazsan. Olur mu? Evet. Gülse Hanım, siz 70'li yıllardan bu yana aslında 300'ün üzerinde politik kitlesel gösterilerin sanat yönetmenliğini ve bu gösterilerin sunuculuğunu yaptınız. Yani aslında politikayla hep bir bağınız, ilişkiniz vardı. Hatta biraz sonra soracağım, bir siyasete girme bir şeyiniz de var. Onun nedenini soracağım ama öncesinde şimdi günümüzde sanatçıların politikaya, politikacıya, siyasete tutumunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha açık sorayım mesela. Güç kimdeyse bir takım sanatçılara bakıyoruz. Hani orada bir poz vermek, bir görünmek, bir karede bulunmak. Devamında bir bakıyoruz, bir dizide oynuyor iyi bir karakterde veya devlet televizyonunda veya bir reklamda, işte kamu bankasının bir reklamında oynuyor. Hani hemen bir devamı geliyor. Peki ne oluyor sonra? Ne oluyor? Siz nasıl karşılıyorsunuz bu durumları? Şimdi hiç hoşlanmıyorum bundan ve onlar için çok üzülüyorum. Yani şöyle, gittin orada o pozu verdin. Peki sonra, bakın hayat sizden hep hesap sorar, biliyor musunuz? Yani toplumumuzda bile vicdan azabı diye bir şey vardır. Birileri illaki hatırlar. Mesela ben en son FETÖ'nün Solcuları kitabını okudum. Ha bu arada neredeyse bir FETÖ doktorası yapıyorum. 9. kitabımı bitirdim bu konuda. Özel ilginiz var. Yani öğrenmem lazım benim bu dönemi ve yapıyı. Nedir? Bak hayatımızı nasıl belirliyor? FETÖ, FETÖ, FETÖ diyoruz. Bu nedir? Bu ilkokul mezunu bile olduğu şaibeli olan bir insan. Bütün dünya şeyi nasıl parmağında oynatıyor? İlişkileri ne? Yani bu kadar dini şeylere bağlı olduğunu söylerken niye Amerika'da yaşıyor da Suudi Arabistan'da yaşamıyor mesela? Değil mi? Gibi. Benim bunu öğrenmem lazım. Sadece kuru kuruya FETÖ, işte şöyle, FETÖ kim hayatımızda? Mesela orada bir takım insanların işte bu aban toplantıları yetmez ama evet. Ha o bağlantılar çıktı birdenbire. Anlatabiliyor muyum beynimde? Kim, neden, niçin, nerede, nasıl? Bu soruları hep sormamız lazım. Bana kalırsa bunların hepsi rezil oldular. Yani yetmez ama evetçilerin, ki bugünün mimarıdır bunlar. Hiç öyle perdelerin arkasında saklanmasınlar. Ben her zaman onu derim. Ben orta zekada, orta kültürde bir insanım. Ordinaris profesör değilim. İşte fizik bilmem nelerini, sibernetik konusunda. Ay bunlar hiç kafam ermez. Orta zekada, orta kültür. Ben bunları... Algıladım, hissettim, buralara hiç bulaşmadım diye. Bunlar niye gittiler? Neye bağlıyorsunuz? Çıkar. Basit çıkar hesapları bunlar.
çok küçük, minik, günlük çıkar hesapları. Yani özel hayatımızda ev kadını olalım yahut ne bileyim pazarcı olalım, küçük bir memur olalım. Kendi küçük dünyalarımızda da küçük çıkar hesapları hep büyük faturalar olarak önümüze gelir bizim hayatımızda. Yani yaşam çok değerli bir şey ama aslına bakarsan çok da kısa bir şey, biliyor musun? Evet, pat diye bitiyor. Evet. Zaten 20 yaşına kadar hiçbir şeyi anladığın ettiğin yok. 40'a kadar algılamaya çalışıyorsun. Sonra da bunayıp gidiyorsun, toprak oluyorsun. Yani bu arada sorumluluk. Şimdi ne? Türkiye'li olmak. Sizin dediğinize dönüyorum. Benim dönemimde Türkiye'li olmak diye bir laf yoktu. Fransızlı olmak diye laf var mı? Yok. Almanyalı olmak diye var mı? Yok. Alman vatandaşı, Fransız vatandaşı, Türk vatandaşı. Evet. Şimdi örneğin bu Azerbaycan Savaşı sırasında tabii Azerilere gönülden destek. Zaten bu Karabağ meselesinde Engin'le bir festivalde oradaydık. Yani hastanelere gittik, gazileri ziyaret etmiştik. Sonra mezarlığa gidip gene ziyaretlerimizi yapmıştık. Ama bu arada ben şunu da eklemek istiyorum. Benim ülkemde, ben Tarhan Koleji'nde okudum. Musevi, Ermeni, Rum arkadaşlarım vardı. İnanın bazılarıyla hala görüşürüz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bunlar onur duyarlar. Hiçbir zaman ben Ermeniyim, ben Rum'um demez. Benim kuşağımın yani 68 kuşağının böyle has bir tavrı vardı. Yani fazla mı bölünüyoruz? Bölündürüyoruz. Yani Hrant Dink'in işte en şeyi çıktı ortaya. Diyor ki Karabağ meselesini Azerbaycanlılar, benim bütün arkadaşlarım, Ermeni arkadaşlarım, okudum gazetede, dehşete düştüm. Bir takım kendini bilmezler şey yapıyormuş. Onları böyle kötüleyici bir takım. Hayır, onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Benim zamanımda, benim aslım Gürcü, ben Çerkezim, ben işte şuyum demek çok ayıptı. Ayıptı değil mi? Benim baba tarafım Çerkez. Bunu demek ailede bir tabu. Hayır kızım. Ve hepimizin geldiği şey, anneannem Mardinli, öbürü Divriyle, yani hepimizin aileleri, Türkiye böyledir. Birçok insanın bir arada yaşadığı bir ülkedir. Ama etnik farklılıkları, dini şeyleri öne aldığın zaman bölüm olur. Olmaz, hayır. Biz yek vücut, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet. Gülsün Hanım, sorumun cevabını aldım. Çok teşekkürler. Biraz da hani siyaset ve politika demişken, mesela politik mizah son dönemde yapılmıyor. Veya yapılamıyor, bilmiyorum. Mesela bir olacak o kadar niye yapılmıyor sizce? Bir karşı şov diye bir şeyde oynamıştım ben yıllar önce. O da o kıvamda bir şeydi. Bir kere bunun lokomotifi Necef Uğurlu yazıyordu karşı şovu. Bu mizahı yapacak birikim gerekiyor. Bunu yazacak, çizecek bilmem ne. Ahmet oynuyordu. Birlikte oynuyorduk. Şimdi bu yapıyı kuracak. Hem politika bileceksin, hem bunda böyle kompoze edeceksin. Bu zekada insanların ya bu piyasaya girme şansı yok yahut yoklar. Çünkü politikayı çok iyi bilmen lazım. Önünü arkasını. Siz söylediniz bunca zamandır. 68 kuşağıyım ben. TMTF'ciyim. Yani hiç sol tandansı bırakmadım. Ama hiçbir zaman Atatürk'ten, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Kurtuluş Savaşı'ndan da acaba mı demedim. Bu küstahlık ve saygısızlık, sorumsuzluk, vicdansızlık. Yani böyle bir şey olur mu? Tarihini aç oku çocuğum yani derler adama, değil mi? Yazan da çizen de oynayan da bu şey yoksa maya olmuyor yani. Korkuluyor, bu sorumlu. Mu? Korkuluyor mu? Olsa da, yaptı da mı korkuyor yani. O şimdi, bilinci kaybettik galiba. Bilinç de yok, kültür de yok. Bu bir kültür meselesidir. Dediğim gibi şimdi ben açıp bir ütü tamir edemem bunun için. Bir altyapı gerekiyor değil mi? Altyapı yok. Şimdi sizin milletvekilliği seçimlerine ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerine ama bağımsız evet olarak adaylığınız oldu. Siyasete girmeyi neden istediniz mesela? Neyi değiştirmek istediniz ki? Yani ben siyasette de var olmalıyım diye. Aslında Gülsen Tunceli, biz şimdi burada anlatıyoruz ama çok eksik anlatıyoruz.
sizin o kadar geniş bir yelpazeniz var ki. Ama benim bütün arkadaşlarım böyleydi. Bir tek ben değilim. Bakın ben Ahmet İsvan'ın danışmanıydım. Peki, Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki niye o dönem anladığım kadar sizin kuşak bir siyaset merakı vardı? Evet. Niye? Bu neden miydi? Sorumluluk. Biz bu ülkeden kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ben, sanatla yapılamaz mıydı bu sorumluluk? Sadece sanatla yapılamaz bu. Şimdi bence sanatla yaptığın şeylerde bir kariyerim var. Ne bileyim bir fotoğrafını tanıyor halk. Diyalog kurmak için bana bir avantaj sağlıyor. Ben bunu doğru yönde kullanmalıyım. Ben öğretmeniyim, toplumun böyle bir iddiam yok. Ben toplumu öğreneceğim, toplumda benim bildiklerimi paylaşacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bizde bir sorumluluk duygusu vardı. Ben onun için bunlara girdim. Yoksa Allah muhafaza belediye başkanı olsam, Beyoğlu Belediyesi ya altında kalırdım ben o işin. Çünkü bu bir kadro meselesi, bu bir maddiyat meselesi bilmem ne. Sadece bir takım şeyleri. Peki bir de niye yapılamıyor? En önemlisi de bu. Bu bir örgüt meselesidir. Bakın benim kuşağımın olduğu zamanda aklı başında sendikalar vardı. Bir maden iş vardı, bir disk vardı. Bunlar buharlaştı. Yok. Ben maden iş nereye gitti diye herkese soruyorum. Ne oldu? Ben arkamı maden işe. Odalar. Tamam şimdi çok aklı başında odalar var ama yani bölük pörçük. O zaman bunlar çok kuvvetliydi. Sizin çünkü bir meslek örgütleri geçmişiniz de var. Evet. Soder, Toder, Sinesen, Filmsan. Tabii. Yani sendikalaşmayı veya örgütlü olmayı da çok önemli. Örgütsüz yapamazsınız. Sanatçısınız. Örgütsüz yapamazsınız. Yani örgüt sizi besler, siz örgütü beslersiniz. Bu arı şeysi gibi. Arı kovana girer değil mi? Orada peteğini yapar, ne bileyim işte sütünü yapar bilmem ne. Bir iş bölümü vardır. Toplumda ben sanatçı oldum tamam yok yani ben en azından sizden şunu isterim Gülsen abla şunu oku bunu okudun mu ben de sana sormalıyım ya şu kitabı oku bak ne kadar iyi. Etkileşim. Etkileşim olmadan olmaz ki ben sırf Beyoğlu Belediye Başkanlığı yahut işte milletvekili şeyine sırf bir takım mesajları mesaj deyince durdum. İletti kelimesini kullanmam lazım. Evet. Rahmetli Mustafa Ekmekçi bana kızmıştı. Mesaj deyip duruyorsun orada ileti diye. Ha bir de bizim zamanımızın hocaları çok yüksekti. Dil kaygınız da var anladığım kadarıyla. Olmaz olur mu? Şimdi örneğin Uğur Mumcu. Ben Uğur Mumcu'dan çok şey öğrendim. Rastlaştığımız zaman. Bana çapraz okumayı öğretti. Bak çapraz okuma o kadar önemli ki. Gıda. Nasıl gıda alırken hem protein alıyoruz hem işte bir takım şeyleri, vitaminler bilme şuradan alıyorsun, bundan alıyorsun. Çapraz oku dedi. Nasıl? Sol tandansı da oku, sağ tandansı da aynı zamanda oku. Kıyasla, sentezle. Sentezle. Belki de sen öbür tarafa kendini daha yakın hissedeceksin. Kendini niye kapatıyorsun ki? Korkun ne? Kuvvetliysen zaten ayağın buraya basıyor. Ha. Şimdi biz mesela bakıyorsun sadece bir taraf okuyor. Öbür taraftan hiç ilgisi yok. Diyalog kurmak için, Macar'la konuşmam için benim Macarca okumam lazım değil mi? Onun şeyini, retoriğini bilmiyorum ki ben. Ama mesela ben bugün insanlarla şunu diyebiliyorum. Farabi diyorum, İbni Rüşd diyorum. Ya Kur'an-ı Kerim'in şu şeyi diyorum. Zank diye kalıyor. Çünkü biliyorsun. Okuduğum biliyorum. Uğur Mumcu'nun çok güzel bir sözü aklımıza geliyor. Heh. Bu ülkede insanlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olurlar. Evet. Bil ki fikrini savun. Evet. Şurada şunu diyorsunuz. Hayır öyle değil diyorum. Mesela Ayşe Sucu'dan ben çok şey öğreniyorum. Kadın biliyor bu konuları. Yani bir takım isimlere kendini kapatmaman lazım. Yani ben onları okudum. Oo, eyvah bana mikrop geçiyor. Yok böyle bir şey. Bu sağ tandansa ait insanlar için de geçerli bir şey. Yani hiç sol okumam dememek lazım. Aziz Nesin okumadan nasıl bir sağ tandansın kişisi olabilirsin ki? Yani karşı geldiğin, karşı görüşü evet. Bilmeden nasıl aksini savunabilirsin evet. Ki değil mi? Peki kızdığınız siyasetçiler veya politikacılar var mı? Veya tam tersi sevdiğiniz siyasetçi var mı? Beğendiğiniz icraatı? Bu ara Mansur Yavaş'ı çok beğeniyorum. Çok doğru işler yapıyor. Ayağını çok sağlam yere basıyor. Ne yazık İmamoğlu'yla bir ilişkimiz olamadı. Oysa ondan
hiç olsa bir 15 dakika görüşmem gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi benim daha önce Ahmet İsvan'la çalışmışlığım var. Ben ahdü vefa meselesine çok inanırım. Bir takım şeyleri ona iletmem lazım. Mansur Yavaş çok doğru ve düzgün gidiyor. Zannediyorum çevresindeki insanlar çok sağlam. Kızdığınız isimler var mı? Birçok var. Şimdi kızmıyorum, onlara acıyorum ve üzülüyorum. Neden? Şundan ötürü, birilerinin ona şunu söylemesi lazım. Ya ruhunu satma, değer mi? Bakın yani bir insan ne kadar zengin olursa olsun bir çatının altında, isterse 30 tane evin, 20 tane sarayın, 200 tane bahçen olsun. Bir çatının altında uyuyabiliyorsun. Günde 5-6 kap yemek yiyebiliyorsun. Fazlası 8 yok. Bardak da su içiyorsun. Evet. İsterse yani sonra bu toprağın bir de altı var. Yani ben metafizik boyutta insanların, bütün canlıların dünyaya bir görevle geldiklerine inanan bir insanım. Ve böyle öyle geldik. Hayır yok. Buna hayır demem için benim geçmişi ve geleceği çok iyi bilmem gerekiyor. Hayır, biz bir ara dönem yaşıyoruz. Peki burada yapmamız ne? Bütün dini şeyler, bütün etik kurallar, bütün doğru politikalar sana ne diyor? 5 tane emir. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Adalet uygun olacak. Vicdanının sesini dinle. Bak vicdan çok önemlidir. Akıldan daha önemlidir. Aklın sana o çocuğun elindeki mamayı çal der. Vicdan der ki belki annesi ona ikinci mamayı alamayacak, çalma. Vicdansız bir akıl ne kadar tehlikeli değil mi? Korkunç. Şimdi bunlar vicdanını susturuyor biliyor musun? Ve düşünmüyor. Yani geçenlerde bir belediye mi böyle bir şey okudum. Vakada acıdım dedim ki ya kızma, siz kızılacak bile değerde değilsiniz. Bunlara bir yardım parası, bir fon oluyor. Yardım yani bulundukları bölgede fakire fukara işte yemek yemese bir imaret olsa değil mi? İnsanlara her gün bir yemek verseler. Bunun yerine ne yapıyorlar biliyor musun? Bundan ticaret yapıyorlar bu parayla. Allah cezanızı vermesin dedim. Ne ayıp bir şey ya. Ne ayıp bir şey. Yani siz dediniz ya benim dönemimde ayıp, günah ve terbiyesizlik etme gibi kelimeler vardı. Şimdi bunun yerine başka şeyler geldi. Yani ayıp diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Hüseyin Hanım programımızda yavaş yavaş sonuna geldik. Sizin Çukurovalı Adana'da olduğunuzu biliyoruz. Evet. Benim de en çok övündüğüm özelliklerimden bir tanesidir. Çukurova'mı çok severim, Adana'mı çok severim. 27. Uluslararası Altın Koz Adana Film Festivali ödül töreni festivali yapıldı. Ödül töreni İstanbul'da oldu. Davet edildiniz mi? Önce oradan başlayalım. Hayır. Neden davet edilmediniz? Veya biliyor musunuz nedenini? Hayır, bilmiyorum. Evvelki sene benim de içinde olduğu bir ekip yapmıştı. Şimdi demek ki arkadaşlar kendi başlarına yapmak istediler. Oysa bir yardımlaşma ve bu işi birlikte kotarma meselesidir. Adana Film Festivali'nin jürisi İstanbul'da toplanıyorsa, ödül töreni İstanbul'da yapılıyorsa zaten bunu gülü tarife ne hacet? Ya bu Adanalılara ait bir festival. Bak Antalya bir karar almış, kortej yapmayalım. Çok doğru. Pandemi döneminde ama halka açık gösteriler. Ben Marmaris kısa film yarışmasına yıllardır danışmanıyım. Mesela onlarla konuştuk kaç yıl önce. Derim ki sadece salonda göstermek olmuyor çünkü bir de salon uzak. Bir kere belediye ile kaymakamlıkla anlaştık oraya otobüs seferleri. Hı hı. Ama bence yetmedi. Kumsala, mahallelere ve yakın köylere ekranlar götürelim. Şimdi eskisi gibi değil ki. Film makinesi çok basit bir şekilde USB'nin içinde götürüyorsun. Evet, ha. Bu bölgeyle seyredilirse bir anlamı var. Bunu yapıyoruz biz. Mesela Marmaris'te kumsala büyük ekranlar kuruluyor. İnsanlar geliyor orada seyrediyorlar. Şimdi Adanalılara bu geçen yıl biz yapmış olsaydık projemiz şuydu. Orada bir amfiteyatr vardı. Orayı genişletip büyütüp halkla birlikte.
Bunu yaparsan Adana Altın Koza Film Festivali olur. Jüriyi bari al götür oraya. Gondolda gösterimler yapıldı. Film keyfi dendi hatta. Gondolda film keyfi dendi. Çünkü Seyhan Barajı'nın o kenarlarında evet. bir şeyler açık havada yapıldı. Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirdi. Deniyor ki işte buradan insanları uçaklarla pandemi nedeniyle oraya götüremeyiz. Hani bir ola ki uçağa binmede zaten insanlar imtina ediyor. Hani bir bulaş söz konusu olabilir. O yüzden yaptık. İyi de ismi Adana Film Festivali ise Adana'nın insanları, oradaki insan illa ki İstanbul'dan gitmek zorunda mıydık? Hayır efendim, ben buradan hiç kimseyi götüremezsin. Sembolik 2-3 kişiyi götürürsün. Bir kere jüriyi götürürsün. Jüri halkla birlikte, ben bütün mayasında olduğum festivallere halk jürisini öneririm. Ve çok enteresandır. Halk jürisinin seçtiği, ki bunlar ne eğitim almıştır, ne sinema okulunda okumuştur, çok doğru seçimler yaparlar biliyor musun? Baktığın zaman ana jüriden daha doğru seçim yapar. Çünkü halkın sağduyusuna inanacaksın. Buna inanmasan nasıl politikacısını seçtiriyorsun ona? Filmi mi seçemeyecek halk? Ha, bazı teknik şeyleri bilmeyebilir. Yani jüri çok mu biliyor? Ben bazı jürilere bakıyorum, gülüyorum yani, Allah'ım yarabbim bu jürileri kim seçmiş diye. Millet kanıyla canıyla film yapıyor, dandik jüriler. Şimdi burada da son derece yanlış bir şey yapılmıştır. Ama şu şeyle bunu sonlandıralım, bu sorunuzu. Tarihe de böyle geçtiler. Yani Adana Altın Koza Film Festivali İstanbul'da jüri topladı. Ödül törenini orada yaptı. Sen halka açık meydanda bunu, o filmi de gösterebilirsin. Kazanan yönetmenden oyuncusunu da davete, ben demiyorum 100 kişiyi çağır. Hayır. Bu yapmak mümkündü bunu. Yapılabilirdi. 51 yıl önce Adana Altın Koza ilk film festivali yapıldı ve bu yıl 27.si düzenlendi. Yani hep aralar verildi. Yapmasa mıydık acaba? Ona rağmen böyle yapıldı. Hani sayımız biraz daha artsın diye düşünmüş. Öyle bir fikir benim edindiğim kadar. Ama evet, doğru bir düşünce belki. Yapılması çok önemli ama bu şekilde değil de başka bir şekilde yapılabilirdi. Antalya yapıyor. Evet. Nasıl yapıyor Antalya? Kopya çek ondan. Akıl akıldan üstün. Ben demiyorum salonlara sok. Sıcak yer bir de ya. Açık evet. havada yapabilirsin evet. meydanlar. Sembolik olarak meydanlarda yap. Yine kortej olmasın. Kortej ama. Olmasın tabii ama şey değil. Tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için. Gerçekten bizi aydınlattınız. Sinemaya, sanata, kültüre dair çok şeyler söylediniz. Ben sizler sorularınızdan çok şey aldım. Çünkü unutmak ve bellek çok önemli bu toplum içinde kişi olarak da. Ben de bu sorularla çok yerlere gittim. Bir takım şeyler beynimde su üstüne çıktı. Demek ki iletişim çok şey. Bu arada ben izninizle Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Filistinli kardeşlerimize sevgilerimi, saygılarımı ve direnç duygularının yükselmesi için dualar ettiğimi, iyi dileklerimi sunduğumu söylemek istiyorum. Çünkü o iki halk da çok kötü durumda. İşte Bill Gates'ler, bir takım Bezos'lar, üç kişiler ya onlar, o mahşerin atlıları, halkları mahvediyor. Ben bütün iyi insanların iyi şeyler yaşamaları ve iyi bir dünya olması için dilekler sunuyorum. Dileğinize biz de katılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.